Herkese selamlar hepimize karşısındayım. Bugün seninle futu şampiyonlarımızı açacağız. Normalde bu kadar erken bitirmez ama bir günde 20 maç oynadım ve futu şampiyonlarıyla karşınızdayız. Şurada bir tane paket gelmiş abi. 3 nadir altın oyuncu içeri satılamaz diyor. Bir tane paket varmış. Yok ya bunu harcamayalım bu şeyi Bir tane üzememiz var onu açalım. Videoyu beğenmeyi kanal abone unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlara ne çıkarttınız yazın abi. Bu hafta belli ödüllerimizi Sizle beraber açacağız. Player picklerimi sizle beraber açacağız. Bakalım neler alacağız. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim o gelsin. 84 artı player pickten. 84 yaşırtmadı. Hadi bakalım. Şundan bir şey ver be. Çok güzel. Baya iyi. Bakalım buradan ne gelecek. 3, 2, 1. Zabırt dedik. Ve Ruben Diaz. Yani en azından Ruben Diaz. 3, 2, 1 gönder gelsin, biz gönderelim, o gelsin diyoruz. Kim geliyor? Burada nasıl Smalling'i alacağım? Yani defans aslında bu fonu falan koydum, onu deneyeceğim. Yeni yaptım daha zorusu. Hatırlamazlar da bakalım paketlerden ne alacağız? Paketlerden yüksek bir şey gelirse muhtemelen bir komple ifi de yapacağız. Zaten bir görevini yaptık. İki görevi kaldı. Bir görev zaten basit, diğer yüksek görev içinde bir tane. Tots oyuncusu istiyordu. elimde Tots oyuncusu kaldı mı bilmiyorum. Ona bakacağım. Eğer Tots oyuncusu elimize varsa onu da aslında rahat bir şekilde yapabiliriz. Duruma göre bakacağız ona da. Siz de dediğim gibi ne çıkarttığınız yorumlara yazın. Fazla paketimiz yok. Az paketimiz var. Ama her pakette bir şans var deyip paket açılımımıza devam ediyoruz. Ve 80 ratingli Gozen salıyoruz. Bu hafta 3. haftası Shapeshifter'ın uzattılar. Biz Moments gelecek diye düşündük ama gelmedi. Shapeshifter 3. hafta uzadı ve Gary Honor geldi. Yani bize gelir mi bilmiyorum ama üstümüze Arsenal formasına gidip pek görünmüyor ama yani bilmiyorum. Geldi iyi olur. Gelmezse de artık sağlık olsun. Gary Honor'ı çok severiz. Bakalım günlük görevler geldi. Onları da yapıyorsunuz umarım. Sever günlük görev kısa biraz. Pogba'nın kartı Bayağı iyi. Bu arada Meo görünce Fransa aklıma Pogba geldi. Pogba'nın kartı bayağı iyi. Hani Felix falan da güzel. Schwanstager güzel. Schwanstager'in kartının defans gelmesi bilmiyorum. Niye öyle bir şey yaptı? Zaten zamanında defans oynadı. Oynamadığı bir pozisyon gelebilirdi. Forvet Schwanstager gelebilirdi aslında ama diye bilmiyorum. Biraz farklı düşünmüş. Schwanstager'in kartı da bayağı iyi olmuş aslında. Kart oldukça iyiydi. Zaten ucuza değil galiba. Hani bir şey alır mıyız bilmiyorum. Volovich gene geldi abi. Geçen paket iki kere gelmişti zaten. Şimdi gene geldi. Önümden geldiğinde 84-85'leri görevlere harcıyorum. Her oyuncuyu yapmaya çalışacağım artık. Kadroya uysa da uyumasa da en azından. Duplicate'leri hızlı sat yapmaktan iyidir diye düşünüyorum. Herhangi bir SPC geldiğinde direkt yapıyoruz yükseltme falan ne olursa. Bunları da yukarı yolluyorum. Bazıları para ediyor. Hiç şimdi video ekranda bakmak istemiyorum fiyatların o yüzden. Şimdilik öyle dursunlar. 15 tane paket kalmış. Yükseltme paketleri yavaş yavaş başlıyor gibi. Bakalım ne alacağız oradan da. Elimizde de yapılmayan görevler de var. Büyük karşımlar falan galiba yapılmadı. Ekstradan birkaç tane daha görev var. Günlük şekil değişenler görevleri geliyor. 7-8 falan var galiba. Onu yapmadık. Bak bonoyu biraz önce almadık bile şimdi geldi. Çünkü Bono genelde paketlerden gelen bir oyuncu. Pelegrini daha az geliyor. Ben alırken bunu düşene kaldım aslında. Çünkü az çok hangi oyuncunun daha fazla geldiğini artık biliyoruz yani gerçekten. Sürekli aynı şeyleri yaşamaktan bıktık. O yüzden genelde çıkmayan oyuncuları tercih ediyoruz. Şimdi bakalım. Hep yükseltme mi kalmış? Yok. Altta bir paketler var. Nadir oyuncu gelsin. Hadi bakalım. Gulaşı satla birden gulaşı yani. Hiç yoktan iyi en azından borda aldık hocam en azdan. 185 283 geldi. Bakalım ultimate paketten ne gelecek? Hadi bakalım 3 2 1 gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz. Ultimate geliyor. Hadi bakalım. Şans yok. Almanya defans defans hiç olmadı be. Hani M olsaydı en azından Onicross işimizi görürdü ama maalesef olmadı. Şimdi bakalım yükseltme paketlerinden neler alacağız? Burada bir 80 artı 5 oyuncu var. Bunlardan bu arada gelen oyuncunun arkasında bir şey geliyor olabilir. Adam Hazard geldi. 85 oyuncunun arkasında çünkü çok fazla shifter veya ikon aldığımız oldu. Yani video dışı veya videoda o yüzden bunların arkasından bir şeyler gelebilir abi her şey olabilir. Hadi bakalım son 7-8 paket. Hepsi yükseltme. Şans bizden yan olsun diyoruz. Hollanda defans. Abi Van Dijk olsa neyse de. Devri değil be. Devri değil. Anlat Yago Silva, Devi ile beraber geldi. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Biz gönderelim. O gelsin diyoruz. 84 artı oyuncu geliyor. Ya bu olmadı be. Sterling mi? Oho. Abi yapma. 84'ten verme grill işi be. Verme be. Hadi. 83 duble. Ver dubleden bir shape shifter. Hadi. İngiltere. Abi bunun arkasına vermezsin ki. Hep 84, 83 falan veriyorsun. Bunun arkasından bir şey gelmez dostum. 85 üstü gelsin lütfen. Hadi. Bakalım. 3.84 varmış. Bunu bir yollayayım. 2.84'ün yanında. Gol kağıtla geliyor. Riyad Mahrez geliyor. Yani en azından kol kazan arkasından gelebilir şey shifter. O yüzden. Hani yoksa sevineceğim bir kart değil zaten oyunun bu evresinde ama 3'ü de 86 geldi. İyi geldi. 3'ü de 86 iyi geldi. 2.84'ü yolluyoruz. Hadi zabırt dedik. sağdan geliyor. Bir önceki videomuz aşırı kötü bir paket açılımıydı. Yani gerçekten en kötü paket açılımlarından biriydi belki bu seneki. Bakalım bu onun şansını kıracak mı? Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu promoda çok fazla çöp çeken varmış. Gerçekten de öyle çünkü rating çok yüksek abi. Yani 95 96 ratingli kartlar var. Hani iyi bir şey gelme ihtimali çok düşük aslında ama Yine de insan işte açıyor böyle. Acaba gelir mi diye. Gelen oyuncular seni cezbetmiyor zaten. Bu kartlar ancak görevlere basarsın. Başka hiçbir işe yaramaz abi. Maksum geldi gene. Yani. 1 vardı. Neyse ki hazırsak 3 2 1 Gönder gelsin. Biz gönderelim. Bir şey gelsin artık be. Lütfen be. Hadi be. Gene volka Gene volka Cristiano Ronaldo ver bari. Cancelo. Selonun arkasında bir şey gelebilir. 88 sonuçta. Yani bir de gelebilir abi. Belli olmaz. Hadi bakalım yolladık. Bakalım. Töbe abi be. Töbe. 3'ü de 88 gelse bir tık belki ama Şimdi 85, 86, 2. Önce bu gelsin. 85, 5 en son gelsin. Yeşil yanmayacak belli oldu. Almanya Müller. Yani 86 zaten. 87 vermesi oh, bizi memnun etmedi açıkçası. Ooo figo. 600 k Figo. Figo'nun ben orta saha kartı vardı. Onu görmüştüm. Dedim orta saha kartı kötü. Ama bu kart. İyi abi bu kart iyi, bu kart iyi abi Bu kart iyi Evet Bu kart iyi yani hiç beklemiyordum ama bunu Hiç beklemiyordum çünkü Bir de şöyle bir şey var Gigon'un orta saha kartını biliyordum ama forvet kartının olduğunu bilmiyordum O yüzden orta saha kartı da Düşüktü galiba fiyatı o yüzden Hani biraz önce de görmüştüm daha hız, Hızı falan iyi falan ama dedim Hızı falan kötü yani bir CM'ye koysam oynamaz diye düşündüm ama Bu kart iyiymiş dostum iyiymiş yani Denenir. Ya çek çok iyi ama denenir abi denenir. Solda bir eksiğimiz vardı oraya takviye olabilir. 3, 2, 1, zabır dedik. 85-5 geliyor. Hadi. Abi artık şu ekranda ver ya. Derde Bruno Fernandez mi? Yok. Bernardo Silva. Yine 88 geldi. Arkasında bakalım kimler var. Hadi bakalım geçiyoruz. Gelsin arkasında bir şey. Köpe gelmedi ama. Thomas Miller'i şimdi göre basıp. Hemen ikonumuzu yapıp geliyoruz. Hazırsak ikonuna geldik. 90 artı ikon seçimi. Bilmiyorum ne gelir ama. Şansımızı deneyeceğiz. 3, 2, 1. Sabır dedik. 90 artı ikondan. Buradan da bir şey gelmiyor abi. 92 Ferdinand alıyoruz. Bu arada göstermek istediğim de bir şey var. Yani bu adam farklı bir seviye. Yapmayanlar varsa. Hala yapılıyorsa bu görev. Yapılıyordur muhtemelen. 60-70 gün geliyor artık görevler ikonlarda. Artık kesinlikle yapın bak. Division'da fazla maç oynamadım. Sadece benim aldım çıktım abi. Hani arka arkaya da bütün maçları kazandım zaten. 43 maç, 60 gol, 19 asist. Gerçekten inanılmaz. Bak böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Yani şu karttan aldığım keyfi ben Benzema ilk çıktığında almıştım. Şu an Benzema aynı keyfi tam anlamıyla vermiyor. Oyunun artık yani bu evresinde bu kart bilmiyorum ağırlaşmaya başladı. Zaten Mbappe de aynı şekilde 7'e attık. Hani Vitinha oynatmak istedim. Vitinha'yı aldım. 20 maçta 3 gol 3 asist yapmış. Bütün VL boyunca yok gibiydi. Ama ben yine de bu kartı alıp bir oynatmak istedim. Alışana kadar belki daha farklı olacak bilmiyorum. Bu fonu yeni yaptım. Kadroya yeni dahil ettim. Bakalım bu fon kadroda nasıl bir şey olacak. Yani beğenenler var. Kalkışıma geldiğinde iyi oynadığını gördüm. Hani bu kart da bir şekilde kadromuza dahil oldu. Umarım da beğeniriz. Bakalım. Orta sahada Turan Modric ikilisi aslında çok kötü değil. Turan bayağı iyi. Hani Turan herhalde oyunda oynadığım en iyi orta sahalardan birisi CDM olarak. Modric'le ofansif yönden e, çoğu zaman beni memnun ediyor. Pasları Messi ile ikisinin pasları inanılmaz ya abi. O kadar yani beklemediğin yerlere pas atıyor ki hani geçmez lan diyorsun ama geçiyor. Kadro değişecek illaki isimlerimiz var. E, yeni gelen her görevi yapmaya çalışacağım. SPC'lerden gelen kartları kadroya dahil etmeye çalışacağız. Bakalım kadromuz nasıl şekillenecek. Artık yani biraz da e, güncel haline gelsin. Çünkü oyunu tamam oynamıyoruz uzun zamandır. Hani sadece VL oynuyoruz. Division sadece bu hafta oynadık. Ama artık kadromuza biraz şekillensin diyorum. Siz de kadronuza shape shifter kaç tane yaptınız? Kadronuzun neredeyse %80'e 90'a değişmiştir kesin ama yorumlara yazın diyorum. Kendinize bakın diyorum. Videoda beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay.